6 Mayıs 2023. 2023 yılında turnuva sezonunun ilk haftasındayız. Bu sene turnuvaya birazcık geç başladık. Normalde Nisan ayında açılıyor. Bayağı rüzgarlı. Ekip burada. Şimdi turnuvayı yakalarken ara ara size videolar göstereceğim. Turnada nereye dikkat edilmesi gerekiyor? Şimdi sular taşkın seviyesinde, barajlar taşmış. Baraj taştığından dolayı biz de barajın dereye doğru taşan kısmına gittik. Şu anda çok yüksek. İlerleyen aylarda barajın bentlerine doğru gidebilirsiniz ama şu anda barajlarda sular fazla olduğundan dolayı sığ yerlere gitmeniz lazım. Çünkü küçük balıklar da orada. Turnada küçük balığın peşine gidiyor. Küçük balığı zaten amacı yakalamak onun. Onlar da sığ sularda şu anda. Bir de sığ sular biraz daha ılık oluyor diğer taraflara göre. Şimdi arabayı park ettik. Şimdi suyun, derenin taştığı çayırlara doğru gideceğiz. Güzel bir yer var. Bakın şöyle hem görsel olarak da. Güzel bir çayır. Şimdi 3 kişilik ekip. Ağırlıklı olarak Usami kullanıyoruz. Combo Pop. Daha önceki videolarda da Usami kullanmıştık. Şimdi bakalım bugünkü performansına. Herkes güzel bir çayırda bulsak. Şuradan atmaya başlıyoruz. Herkese şimdilik rastgele. Bakın şu şekilde kıyılara doğru paralel atmanızı öneririm. Kıyıya doğru paralel attığınız zaman balık derinde, derinden böyle kıyıya avlanmaya geliyor. Paralel atarsanız aynı anda birçok yeri tararsınız. Ama şöyle düşünün, bunu dikine attığınız zaman sadece dik bir şekilde yolunuzdaki turnaları avlarsınız. Şu şekilde küçük. Genelde tavsiyem şu olacak. Böyle koy olduğu zaman koyun şöyle uç tarafına gelebilirsiniz. Çizme varsa böyle hafif suya girip. Şu anda bir tane yakaladık. Evet. Bugünün ilk balığı. Koşarak bakalım. Hadi bakalım. Büyük mü? Oo, çok iyi. Çok iyi. Evet, bugünün ilk balığı gördüğünüz gibi birazcık çırpınıyor. Hop, çık kurtuldu. Evet, ilk turna 2023 yılının yaklaşık 2,5 karış kadar. Yasal limit 35 santim. Balığı bir salacağız. Şimdi devam ediyoruz. Yakalayabiliriz. Hadi bakalım. Hop, bitti. Şimdi turna balığında şöyle bir durum var. Balığın birazcık hareketli ve agresif olması lazım. Biz şunu yorumluyoruz. Bir, bakabilirsiniz. Mayıs'ın 6'sı dolunay var. Dolunayın olduğu yerlerde hayvan, daha önceki videolarını belki söylemişimdir. Geceleri avlanabiliyor çok berrak sularda. Yani aslında bu balık için en önemli şeylerden bir tanesi aç olması. Aç olursa saldırıyor. Herhangi bir tok halinde sonuç itibariyle sizin attığınız plastik yemi kovalamıyor. Bir de şöyle bir detay var ince belirtmek istedim. Şu anda mesela bu videoyu bir yandan yürüyorum. Gölge bir yerde. Balığı gölgenin düştüğü yerlerde değil de güneşin vurduğu sularda avlayabilirsiniz akşam vakitlerinde. Sabah için de geçerli bu.
güneşin doğuş yönlerine doğru. Sonuçta güneşin vurduğu yerde daha fazla ışık. Balıklar da orada oluyor. Daha orada avlanabiliyor. Burada bir favori bir yer vardı. Biz geldik, şansımız denek yok. Şimdi yine güneşin olduğu tarafa doğru yürüyoruz.